sağlıklı içeceklerin tadıldığı davetteyiz. Çok heyecanlıyım şimdi. Sonuçta her şey hazır ve inşallah siz de seversiniz. Chloe Laughlin ve ortağı Dilşat Hanım, hanımları sağlıklı zayıflatmak için kolları sıvamış ve işte bu detoks içecekleri ortaya çıkmış. Çok etkili bir set çıktı gerçekten. Hem kilo vermeye yardımcı, hem cildi ışıldatan, hem aynı zamanda toksinleri atmaya yarayan, selülitleri giderilmesine yarayan çok da güzel bir set yaptık. Tabii merak ettiniz bu içecekler kaç kalori diye. Ortalama her birinde %150 arasında kalori bulunmaktadır. Ama bu kaloriyi kesinlikle junk food, yani sağlıksız besinlerden alınan kalori gibi düşünülmesin. Her bir şişede yaklaşık 2 kilo yakın sebze, meyve suyu vardır ve vitamin, mineral, enzimleri almanın, aslında günlük takviye almanın en hızlı ve doğal yolu bu. Sağlıklı içecekleri duyan ünlülerimiz de akın etti haliyle davete. Çiğdem Batur özellikle sağlıklı beslenmeye son zamanlarda kafayı takmış. Etrafımdaki insanların hepsini hayatı zehir etmeye başladım. Yani işte asit içecekler içme. İsim de veremiyorum ya şimdi. Hmm. Çok şekerli içme, şekerli yeme, şekeri bırak, bilmem ne yap falan filan derken. Sanki Çiğdem Batur'la değil de Canan Karatay'la sohbet ediyorduk. Ya o kadar değil tabii ama tabii şey diyorum yani etrafımdakilere. Ekmek yemeyin, beyaz ekmek yemeyin, beyaz un kullanmayın. Var böyle, ben şu an bak sana söylerken kendime bir itirafta bulunuyorum aslında. Evet. Çok çekilmez bir insanmışım bu konuda. Vallahi. Çok haklısınız arkadaşlar. Burcu Esmersoy temizliği bitirmiş, gezmelere çıkmış. Çok yorulmuş Burcu, paylaşım yapacak kadar çok. Aynen, çok. Yok, işin esprisi o. Yurt dışında kaldığımız evde vardı böyle bir temizlik robotu. Böyle bütün evi sabah çıkıyorsun evden, çalıştırıyorsun onu. Böyle bütün evi, o bütün gün çalışıyor. Maaş ne kadar istiyor? Para hiç istemiyor baby. Bir kere veriyorsun, ondan sonra sigorta falan da sormuyor. Doğru. Gayet iyi yani. Tabii ki espriydi bu. Burcu Esmersoy 8000 liralık temizlik robotuna ev işlerini yaptırmış, keyfine bakmış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, ben yıllarca konuştum biliyorsun bu konuda, temizlik konusunda. Ben hiç yani öyle, o yapar temizliği, sonra arkasından bir daha ben yaparım. Çok titizim. Biraz titizim, evet. Bir robot da onun için yapsalar ne iyi olur değil mi Burcu? Yeni süpüreni yapmışlar. Sıcak su torbasını dolduran bir robot yapsalar hemen alacağım. Onur Büyük Topçu zayıflamış. İki beden incelmiş adeta. Ama ki kilo vermişim değil mi? Evet, vermiş. Kaç kilo verdiniz? 12, 13 kilo verdim. Spor. Zayıflamış zayıflamasına ama dertli olduğu bir konu daha vardı Onur Bey'in. Ya buradan şey de söyleyeyim. Buradan bu zayıflama hapları, çayları var ya. Diyorlar işte Onur Bey siz böyle zayıfladınız işte şöyle böyle, bunlara inanmayın. Yani benim fotoğrafımı koyuyor. Yok işte 20 kilo verdi. 20 kilo nasıl vereyim zaten yani, o da ayrı bir şey ama keşke verebilseydim. Bunlara inanmayın, sadece spor ve diyet yaptım. Ancak hala takıntılı olduğu bir konu daha var. Onur Büyüktopçu bakın alışverişte neye dikkat ediyor? Göbeğimi saklayacak şey, sadece onu istiyorum. Göbeğimi saklasın, abi, klasik, koyu renk olsun. Aynen, bir de şeyi de sevmiyorum, onu alıp da böyle kabine girip saatlerce deneyeyim edeyim, hiç onu da sevmiyorum. Biraz fazla mı abartıyor ne? Bize oldukça fit geldi. Arkadaşlarım sağ olsun medium alıyorlar, halbuki XX large yani hani. Nasıl zayıf görüyorlarsa beni onlarda. Uzun zamandır görmüyorduk. Nerelerdeydi senin ayaktaş? Sinema filminin çekimleri yoğun bir şekilde devam ediyordu. Full gelinlikle geziyordum ortalıkta. O yüzden görünmüyordum çok fazla. Şimdi rahatladım ama. Şimdi görebilirsiniz. Evlenmek zormuş o zaman değil mi? Evlenmek zormuş. Bunu da anladım. Ha, düğünümde de nasıl bir gelinlik giyeceğim onu da hesapladım. Nasıl? Ya böyle kalıp gibi bir şey giymeyeceğim. Muhtemelen siyah bir şey giyeceğim zaten. Hayaller kurban güzel de neden siyah gelinlik onu anlayamadık. Seviyorum. Yani zaten siyah sevdiğim de gelinlikte bu hani siyahlık görmedik herhalde. Yani işte öyle görürsünüz belki, ne bileyim. Tabii damat olmadan bu hayallerin hepsi boş. Nasıl bir eş hayali var Serena Yaktaş'ın, onu öğrenelim asıl. Duruşu ve dürüstlüğü bence ya. Parasını birlikte de kazanabiliriz. O çok önemli değil yani. Ama azıcık da yakışıklı olsun canım. Hiç yalan söylemeyeyim yani. Bu arada bir sürü yakışıklı da çöp yani hani. Bir de öyle bir şey var. Ne demek istedi şimdi Serena Hanım? Biraz daha açık konuşsa. Yani o vücutları şişiriyorlar ya böyle, beyinleri küçültüyorlar ama yani ona dikkat etseler biraz değil mi? Spor salonunda da görüyoruz ya öyle tipleri, bana çok itici geliyor yani. Ünlü şef Hazer Amani, Beşiktaş'ta Sıla'yla bir aracın içinde baygın halde görüntülenmiş ve o anlar magazin gündemine damga vurmuştu. İyi akşamlar Sıla Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Ne oluyor? Önden çeksiniz oğlum, ne oluyor ortada? Ne oluyor? Oğlum neredesin lan?
Erman sınava bayılmış Erman, Erman sınava bayılmış. Hazar Amani'yi o günden sonra ilk kez görüyorduk. Haliyle çok tartışılan o görüntüler soruldu. Ben söyleyeceğimi zaten söyledim. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Mesela şöyle bir yorum yapsak. Beraber ünlü şef o günlerde Sıla'yla proje için bir araya geldiklerini ve aracın içindeki görüntüler içinse uyumuyorduk, kameralardan saklanıyorduk demişti. Anlaşılan hala sözlerinin arkasındaydı. Şimdilerde şarkıcılığa merak salan Hande Subaşı menajer krizi başlıklı haberlerle anılıyor bu aralar. Valla bizde bir kriz yok. Ne mi bu menajer krizi? Eski eşi Can Tursan'ın menajeri yapan güzel oyuncuya sevgilisi Aydın Bey'in tepki gösterdiği yönündeydi haberler. Madem mevzusu açıldı söyleyeyim. Yani birisi bir deli kuyuya taş atmış diyeyim. Bu arada benim ilişkim devam etmiyor. Fakat kendisinin adı Aydın değil. Bunu da buradan açıklamış olayım. Volkan. Aylardır basında Aydın diye bilinen Volkan Bey'le ilişkisi bitmiş meğer Hande Hanım'ın. Peki söylenildiği gibi eski eşin menajer olması yüzünden mi bitmişti bu ilişki? Yani tabii ki bu birazcık hassas bir mevzu. Herkesin çok kabullenip sıcak bakacağı bir şey değil zaten. Ama her zaman söylüyorum hani Can da benim hayatımda her zaman olacak ki şu an çok güzel bir iş birliğimiz var. Çok güvenliğim bir insan en başta. Yani o yüzden bunlar biraz özel mevzular tabii ama ben en azından yanlış kısımlarını düzelteyim dedim. Peki Hande Subaşı empati yapsa ve erkek arkadaşının menajeri eski eşi olsa diye sorduk. Herhalde anlayış gösterirdi. Evet işte bilemiyorum, büyük konuşmamak lazım. Yani anlayış gösterirsiniz. Bilmiyorum, yaşamadan hiçbir şey diyemem. Zor bir mevzu. Etkinliğin ev sahibesi Chloe Hanım'la bir kez daha bir araya geldik. Geçirdiği kaza sonrası hiç sohbet etme imkanı bulamamıştık kendisiyle. Hiç kimse bilmiyor aslında çünkü hiçbir şey paylaşmadım. Çok zor günler yaşadım ama kazadan sonra hiç kimseyle konuşmadım. Burada hiç bir şey paylaşmadım çünkü hem vücudum kırıldı hem moralim güzel değildi, bozuldu. Chloe Hanım kaza sonrası hiç ziyaretine gelmeyen eşi Serdar Ortaç'a kırıldı mı peki bu süre zarfında? O zaman da benim başımda çok şeyler vardı. Yani kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve burada çok işler vardı ve Miami yakın bir yer değildi. Tabii ki kolay gelemez. Serdar Ortaç'ın artık Osmanlı olacağım sözlerini sorduğumuzda açıklamasından habersiz olan Chloe Hanım biraz şaşırıyordu. Serdar mı söyledi? Serdar, ha. Evet, herhalde daha otoriter bir adam. Yani otoriteyle olmaya gerek yok. Yani biz zaten bizim evde çok saygı var öncelikle. Kocam iş yapıyor, aynı zamanda ben işimi yapıyorum. Ben saygı duruyorum, o da bana saygı duruyor. Yani macho bir şeye gerek yok. Ve tabii tüm hafta boyunca yankılanan Yeliz Yeşilmen açıklaması hatırlatıldı. Herkesin kendinin fikirler izin veriyorum. Ama mesela ben hiç tanışmadım diye bilmiyorum. Yani I don't... Hanımefendi şey tanımıyorsunuz yani, sanırım. Aynen. Chloe Love'nin Yeliz Yeşilmen'i tanımadığını söylüyordu. Peki Yeliz Hanım'ın Chloe Serdar'a biraz daha sahip çıkmalı sözlerine ne diyecekti? Vallahi neden öyle bir fikri var ben o bilmiyorum. Tanıyor. Nereden var bunu? Nereden ve nereye gördü falan. Efendim? Sizinle yeterince ilgileniyor mu Serdar Bey? Ben tabii ki her gün kocamlayım. Aynı evde yaşıyoruz. Aynı hayat yaşıyoruz. Bir hayat değil, bir iş. Yani okey benim yalnız resimler var orada ama kim çekti, nereden biliyorlar? Belki kocam çekti, o da yanımda oturuyor olabilir. O yüzden böyle şeyler biraz komik geliyor bana. Şöyle sahil tarafına gittiğimizde bakın kimleri gördük. Biraz önce adını andığımız Yeliz Yeşilmen, oğlu Birbey ve kızı Asya ile balığa çıkmış. Ancak acemi Yeliz Hanım, oltasını atacağı sırada aman bir kaza yaşanmasın diye herkes seferber. Sakatlık çıkarma canım. Git. Bu taraf, bu taraf. Tamam getireceğim, çekilin. Ne oldu bu? Anlaşılan o ki çok uğraştıracaktı Yeliz Hanım, çok. Baksanıza nasıl oltayla savaş verdi. Out,
yılmadan denediği ancak sonunda gerçeği kabullendi. Yok ya, bu konuda biraz beceriksiz çıktı. O zaman sohbeti deyip Yeliz Yeşilmen'in ekranlara ne zaman döneceğini sorduk. Başladı tatlı tatlı sistemleri. Televizyonlarımız çok vahim durumda. Ekranda olmak bir ayrıcalıktı. E şimdi yani maalesef kara kuruları görüyoruz. Görüyoruz. Dehşet içerisinde bakıyoruz. Niye bunlar burada diye. Sevmiyorum yani. Görmek istemiyorum o tipleri. Aman Yeliz, kızdıracaksın bak yine birilerini. Biraz hafif patafatsızlık oluyor. O da içtenlik, doğallıkla herhalde. Gayet samimi yorumlarımı herkes için yapıyorum ama son bir tanesi biraz yanlış olmuş. Evet. Kendisinin de söylediği gibi Yeliz Hanım'ın Serdar Ortaç ve Chloe Lovden evliliğiyle ilgili yorumları bayağı bir konuşuldu. Ben de hani biraz soğuk olduğunu söyledim. Güzel bir kız ama çok sahip çıkmıyor dedim. Kilit yani. Kelime ezik. Ha, değil mi? Nereden çıktı? Ezik de demedim. Kendini bu kadar ezdirmesin. O bir star. Bunu bu kadar yapmasın dedim. O da çok üzüldüm. Bu sözlerinin ardından üzülmüş Yeliz Hanım. Hatta işte o planını bile ertelemiş. O gün ben konsere gidecektim. En öndeyim, protokoldeyim. Böyle göz göze Serdar'la. Yok dedim, ben gitmeyeyim. Yani şimdi beni görüp sahneden bir şey söyler. Orada 3500 insan var. Yani yanlış anlaşılmak istemem. Kırdıysam gerçekten kusura bakmasın. Çok seviyoruz. İnşallah eşiyle de mutlu olur. Hele sonrasında yaşananlar daha da üzmüş Yeliz Yeşilmen'i. Ertesi gün bir bakayım dedim. Yorum ne gelmiş? Serdar Ortaç 10.000 tane resmini silmiş. Sayfayı gördünüz mü? Silmiş. 3 tane foto bırakmış. Aha dedim, benim yüzümden da gitti. Nasıl bir şeye sebebiyet verdim? Yeşilmen bu defa ise örneklerini Mustafa Sandal üzerinden devam etti. Yine bak aynı noktaya geliyoruz. Çok büyük bir isim. Böyle ayrıldıktan sonra kendini ne hale soktu biliyorsunuz. Sizin programda her hafta biriyle çıktı. Garip garip tiplerle çıktı. Nereye sataşacağını, nereye saldıracağını şaşırdı. Bir ona ben hiç yakıştıramadım ki. Kaldı ki o kızlardan bir tanesini de hani... Biliyorum, şeyleri de böyle mesajları falan da okudum ama inanmadım. İnanamadım, hiç yakıştıramadım. Şimdi ben yine kötü bir şey mi söyledim? Yok. Hakaret mi ettim? Yok, değil mi? Bir olay çıkmaz peki, yani. Peki bir şey merak ettim. Yani bir olay çıkmaz değil mi Emrah? Umuyoruz çıkmaz dedikten sonra bir kez daha sokaklardayız. Görmeye hasret kaldığımız Nil Kara İbrahimgil var yanımızda. Bu aralar göreceksiniz ama tekrar. Şimdi Organize İşler 2 filmine bir tane şarkı yaptım. Evet. Burası İstanbul ismi. Evet. Duyduk onu. O şarkı çıkacak yakında. Yeni Alice müzikali geliyor biliyorsunuz. Evet. Serenay Sarıkaya'nın oynadığı. Onda da iki tane şarkım var. Kuzey Yıldızı ve Duy Beni. Onları da Serenay söyleyecek. Onun için de çok heyecanlıyım. Peki nasıl yorumlamış Serenay Sarıkaya? Beğenmiş mi Nil Kara İbrahimgil? Çok güzel. Çok güzel yorumladı. Harika. Çok güzel söylüyor. Göğsümüzü kabartan iki isimleyiz bu defa. Avrupa listelerini sallayan ünlü DJ Faruk Sabancı, engelli milli yüzücümüz Muhammed Ali Aydın'la hayallerini gerçekleştirmek için buluştu. Bugün aslında biraz sıra dışı hikayesi olan genç ve az ünlü bir arkadaşıma destek olmak için geldim. Çok oneri oldum zaten hikayesini duyduktan sonra ve benimle çalışmak istediğini öğrendikten sonra. DJ'liğe ve elektronik müziğe merak salmış ve bu konuda bir girişimde bulunmak isteyen bu genç kardeşime biraz tecrübelerimi paylaşmak, biraz pratik yapmak amacıyla bir araya geldik. Çok mutlu oldum. Dedim tabii ki elimden geleni yaparım. Bu benim için de yeni bir deneyim. Çünkü ben ilk defa tecrübelerimi birine aktarıyorum. Ve işte engel tanımayan Muhammed Ali Aydın hayallerindeki gibi başarılı bir DJ olmak için de çalışmalara böylece başladı.